yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Söndürmeyi çok iyi bilirsiniz. Benim gibi başka türlüğünüzde karar verin. Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir akılda kalan özel programıyla huzurlarınızdayız. Özel günlerden geçiyoruz. Türkiye yeni bir sistemi oylayacak. Oyladı daha doğrusu yeni sistemin sonucu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Parlamentoyu seçecek bu yapıya göre. Biz de bu akşam bu özel günde özel bir konu İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu ağırlıyoruz. Bir, hem İçişleri Bakanlığı'nı bugüne kadar olanı bitire hem de bundan sonrasını. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk. Nispi, teşekkür ediyorum. Bakanlığa geleceğiz ama siz bu görevden önce teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıydınız. Dolayısıyla AK Parti teşkilatlarında iyi bilen bir isimsiniz. Bir süre medya ve kamuoyu bir metal yorgunluğundan bahsediliyordu. O yorgunluk bitti mi son 23 gün kala veya bunun kurdelası nasıl kesildi? Şöyle... Türkiye'de Tayyip Erdoğan bir siyaset modeli kurdu. Bu siyaset modelini iyi anlamak gerekir. Kurduğu siyaset modelinin psikolojisini de, nerede devreye gireceğini de, nasıl bir motivasyon ortaya koyacağını da, bunu kimlerle takviye edeceğini de, bunun iç konsantrasyonunu da dış konsantrasyonunu da en iyi kendisi biliyor. Çünkü çok uzun yıllardan beri siyaset içerisinde büyük bir bilgiye sahip, tecrübeye sahip, birikime sahip. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu noktalar tecrübe ister, soğukkanlılık ister, iyi analiz yeteneği ister, geçmiş olaylarla kıyaslama ister. Ve partisini de tabii iyi tanımak ister. Yani kendi kurmadığınız bir siyasi partiyle ilgili yetenek ortaya koyabilmek çok zordur. Kodlarını kendi kurduğunuz bir siyasi partinin ne zaman hafif aksadığını ve neyle beraber alarma geçeceğini ve neyle beraber motive olacağını en iyi Kur'an bilir. Hafif bir aksama geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı yönettim soruyu. Bu hafif aksama mesela %38 ile %40 ile tırnak içinde konforlu iktidarlar varken %50 artı 1'e çekmek, yine teşkilat başkanlığınıza atfen soruyorum, geçmiş günler atfen. Teşkilata bu metal yorgunluğuna da biraz tesir edici bir süreç olmuş olabilir mi? Şöyle söyleyeyim, 16 yıl bir siyasi parti iktidara tutmak mucizedir. Bu olağanüstü mucizedir. Bir, temiz bırakacaksınız. İki, dönüştüreceksiniz. Üç, sürekli yenileyeceksiniz. Yani dönüştürmenin dışında sürekli yenileyeceksiniz. Sürekli moral vereceksiniz. Bir de çalıştıklarınız kenara çekildiği zaman onların da konsantrasyonu bozulmayacak. Ve onları da aynı çerçeve içerisinde tutabileceksiniz. Bu kolay bir iş değil. Ve bu kolay olmayan iş... Bugün başarılıyor. AK Parti çok büyük bir aile. Siyaset de öyledir. Ve bugün bütün bunları yaparken de sürekli başka fikirlere, başka düşüncelere sahip olan insanları da meselenin içerisine katacaksınız. AK Parti bu zenginliği yaşatıyor. Ve birçok insan var. Yani AK Parti'nin siyasi hayatı içerisinde başlamayan ve bugün daha sonra katılan ve bugün bu ailenin içerisinde olan birçok insan var. Şuna ne dersiniz? Bu aile, bu partiyi beraber kurup sonrasında Millet İttifakı'nın adaylığına kadar gelen bir süreç de var. Sanebullah Gül'den bahsediyorum. Evet, yeni katılan isimler var. Fakat sonrasında küsenler, darılanlar, sitemedenler, kırgınlıklar. Bunlar için ne dersin? Şimdi bunlar da doğaldır. Yani siyaset böyle bir şeydir zaten. Herkesi beklentisini karşılayabilmek mümkün değildir. Ama AK Parti'ye herkesin beklentisini karşılayabilecek bir siyasi parti olarak bakmak yanlıştır zaten. Yani AK Parti, ben de yaklaşık 6 yıldır AK Parti'nin içerisindeyim. 6 yıldır AK Parti'yi izliyorum aynı zamanda. Hem içindeyim, hem çalışıyorum, hem gayret gösteriyorum, bir de izliyorum. AK Parti sadece bir beklenti karşılama modeli olarak görmek ve böyle değerlendirmek yanlış olur. Burada AK Parti kendini Türkiye'ye dünden bugüne, bugünden yarına adayan ve bir programize eden bir siyasi parti. Bu programı yapıyor. Bu programı yaparken de bu programı AK Parti'nin yöneticileri falan da yapmıyorlar. Kim yapıyor? Bu programı millet yapıyor. Çünkü halkla teması en yoğun olan siyasi partiden bahsediyoruz biz. Ve böyle bir siyasi partinin ortaya koyacağı beklenti halktan uzak olamaz. Yani masada yazılmış bir değerlendirme, masada yazılmış
halka sunulan öneriler demeti, masada yazılmış bir siyasi program, masada yazılmış bir seçim beyannamesi değil. Doğal bir siyasi parti, organik bir siyasi parti ve bu sürekli hareket eden bir siyasi parti. Buna ait bu yeni hali kabul etmeyenler elbette ki itiraz edebilirler. Ama AK Parti bununla da kavga eden, bununla da mücadele eden bir siyasi parti. Onu da topluma bırakıyor. Bu değerlendirmeyi siz yapın diyor. Ama bundan üzülmedi mi bu süreçten? Bu süreçten üzüldü. Ama onun tartışmanın da bu saatte bir anlamı yok. Doğru. Ben size gelsem, bugün Gazi Osman Paşa'daydınız. Önce hem doğduğunuz yer, hem mahalle, hem Doğru Yol Partisi Gazi Osman teşkilatları, ilçe başkanlığından beri. Bir, buradan tekrar adayı göstermek nasıl bir duygu? İki, ben bildiğini Süleyman'ım dediniz bugün orada. Ne demek o? Siyaset değiştiriyor. Şimdi sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Beyiz Bey. Lütfen. Şimdi demin bizim... tabii benim mahallem orası. Birebir birçok insanları tanıyorum o ülkede. Şimdi birisini gördüm, ya ben bu adamı tanıyorum dedim. Sonra bizim çekirdekçi, Çankırılı. Dedim ki senin saçlarına ne oldu? Senin saçlarına ne olduysa benimkine ne oldu dedim. Çok iyi. Şimdi ötekisi tabii orada ilçe başkanlığı yapmışız. Diyor ki çocuğumu işe sen okula sen yerleştirin diyor. Benden diyor o zaman 500 lira para istemişler. Demek 95-96. Dedim şimdi çocuğun ne yapıyor? Benim çocuğum müdür oldu diyor şimdi. Bizi tanır mı dedim. Tanır dedi. Güzel duygu o sevgili. Çekirdekçi, manav, berber. Muhteşem. Bir de bugün enteresan bir şey oldu tabii. Ben orada birçok aslen aklımdan geçen bu insanları görür müyüm diye dediğim insanlarla birebir dokundum. Evet. Muhteşem bir şeydi benim için. Ve çok uzun zamandan beri tabii bu memleket görevi. Sayın Cumhurbaşkanımız bize Trabzon'a gideceksin, milletvekili olacaksın dedi. Biz de orada gittik, hakikaten çalıştık. Yani Trabzon'da burası dedi. Baba toprağıydı, ayrı mesele de burası doğduğunuz bir tabii gittim çalıştım. Orada da güzel duygular yaşadık, güzel hizmetler yaptık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız başka bir talimat verdi. Dedi ki İstanbul'a gideceksin, mahallene. Şimdi de mahallemize geldik. Ne demek ben değişmedim? Ben değişmedim demek şu demek. Özellikle beni nasıl biliyorsanız ben öyleyim. Bana geçmişte ulaşabiliyordunuz, şimdi ulaşabilirsiniz. Bana herhangi meselenizi, mahrem olmayan bütün meselelerinizi söylerseniz bu ömrünüz boyunca bende kalır, elimden geleni yaparım. Ben sadece makro siyasetçi değilim. Yani temel meselelere bakan, ondan sonra da vatandaşın meseleleriyle ilgilenip ilgilenmemeyi bir tercih meselesi haline getiren bir siyasetçi değilim. Ben her şeyle ilgilenirim. O zaman da ilgilenirim. Yani 25 yaşında ilçe başkanlığı yaptım. 25 yaşında da vatandaşın her meselesiyle ilgilendim. Ben sizin bildiğiniz buralarda top oynayan, ondan sonra okula giden, vatandaşın derdiyle gücü yettiği kadar ilgilenen, herkese dokunmaya çalışan, çoluğuyla çocuğuyla ailesiyle bir aran, büyüğünün elini öpen, küçüğüyle beraber olan bir siyasetçi. Bildiğiniz Süleyman Soylu. Bunu değişmedim. İçişleri Bakanı olsam da değişmedim. Şunu yapsam da değişmedim. Telefon numaram da değişmedi. Benim ilçe başkanlığındaki telefonum neyse, evet, bugün de aynı. O dönemden beri tanıyan biri ola 20 yıldır yaklaşık aynı telefon numarasını kullandınız. Evet, ben de biliyorum. Şimdi biraz hafif seçime gidelim sonra tekrar döneceğim. Şimdi bir sandık taşıma meselesi var. Talep üzerine 19 ilde sandık taşıma ve YSK'nın verdiği bilgiye göre taşınacak sandıklar 144 bin. Bu sandıkların taşınması meselesi nedir? Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nda eleştiriler vardı bu konuda. Niye taşınıyor sandık? Tabii en son belki de Kılıçdaroğlu'nun eleştirmesi lazım. Neden? Yani çünkü Kılıçdaroğlu'nun oralarda hiçbir bir bilgisi de yoktur. Bir iddiası da yoktur. Bu bir güvenlik meselesidir. Güvenlik meselesi derken doğuda güvenliksiz bir durum mu var? Zaten doğuda bir sandık birleştirme söz konusu. Nasıl sandık birleştirme? Geçen seçimde de vardı. Bazı sandıklar birleştirilebiliyordu. Şimdi bir taşıma ortaya konuldu. Bu yeni çıkan kanunlarda. Bu taşıma ile birlikte... Bu taşıma niye ihtiyaç? Şöyle, bazen bazı köylerde 2-3 oy kullanılıyor. 4 oy kullanılıyor. Şimdi oraya bir sandık başkanı gidiyor, sandık kurulu üyeleri gidiyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep gerek de yok, çok uzak köylere gidiliyor. Diyelim ki 60 kilometre, 65 kilometre, 100 kilometre yukarı köylere gidiliyor. Burada, buradan bir şekilde sandıkların merkeze taşınması veya en yakın köye, en yakın yerde birleştirilmesine yönelik bir adım atılıyor. Bir okul içinde birleştirme var, karma var. Bir de bir başka noktaya, daha kolay ulaşılabilir bir noktaya taşıma var. Bu konu Doğu ve Güneydoğu'da
özellikle tercih edilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de burada bu üst bölgelerde terör örgütünün kendine ait bir takım baskıları söz konusu olabilir. Silahlı terör örgütleri değil, milisleri vasıtasıyla. Yani milisleri vasıtasıyla. Yani milis dediğim sözde milisleri vasıtasıyla. Yani elinde silah olan değil ama onun oradaki kişileri vasıtasıyla aman hangi oyun nereye atacağınızı biliyoruz. Dikkat ediyoruz. Bu sandıktan bu kadar oy çıkmazsa bunun hesabını sorarız diye. Köy içerisinde muhakkak ki PKK'ya müzahir olan var, HDP'ye müzahir olan yani ona yakın olanlar var. Tabi buna ait bizim görevimiz özgür ve hür bir seçim oluşturmak. Ben yaklaşık 7 tane bölge toplantısı yaptım. Ve 7 bölge toplantısında aynısını söyledim. Yani özgür ve hür seçim güvenliği için. Ve geçen günlerde Milli Güvenlik Kurulumuz hem biz hem de Adalet Bakanımız sunumlar gerçekleştirdi. Şimdi burada şöyle bir tablo çıkıyor. 100 oy kullanılıyor. 100 oy ilgili siyasi parti. Yani bu böyle bir şey söz konusu değil. Yani o köy içerisinde başka insanlar da var. Bilindik insanlar var. Ha kim nereye verecekse, eğer taşındı gene aynısı yapılacaksa... Orada bir görelim diyorsun. Orada bir görelim. Başımızın üzerine ona yapabilecek bir şey yok. Ama buradaki baskıyı ortadan kaldırabilmek, bir mahalle baskısı denilen hadise var. Bu baskıyı ortadan kaldırabilmek ve herkesin rahat bir şekilde oy tercihini kullanabilmesini temin edebilmek için gerçekleştirir. Peki. Şu bir nolu bir video bir gelsin. Geçtiğimiz günlerde bu konuşmamız, açıklaması çok konuşuldu. Onu bir sormak isterim size. Net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yeni kurulanın, eski olanın... Erbakan'ın partisi, ben Atatürk'ün partisiyim diye sağda solda gezenler, ben milliyetçiyim diye yeni parti kurup naralar atanlar, hepsi Demirtaş çıksın diye söylüyorum. Var mı böyle bir şey ya? Hukuk nerede? Oy alabilmek için, Batı'ya selam çakabilmek için, onların şemsiyesinin altına girebilmek için, o zaman biz yanlış yaptık. Biz terörle mücadele ettik, yanlış yaptık. Bugün ne battı size yani? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine kadar, üçüne kadar o insanlar orada Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. Beraber iftar yapıyorlar, beraber sahur yapıyorlar. Çocuklar üniversitelere gidiyor. Ne yaptı, ne battı size? 16 yaşındaki bir kız anasının dizinin dibinden daha kötülü PKK terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi sana bu mu battı? Mahir Kurtay'a Muharrem İnce sana bu mu battı? Bu mu battı sana? Ne battı size? Belediyelerin paraları teröre akmıyor. 6300 kilometrenin üzerinde beton asfalt yapıldı, sıcak asfalt. 10 milyon metrekare parke taş döşendi orada. 93 tane belediye el koydu. Yüzlerce park, yüzlerce kültür merkezi, kadın kültür merkezi, gençlik kültür merkezi. Çocuklar üniversiteye hazırlanıyor. Peki arkadaşlar. Nasıl burada İstanbul'da çocuklar üniversiteye hazırlanıp doktor olmak? Sayın Bakan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları, Demirtaş'ın tahliyesi için işte çağrıda bulunuyorlar, açıklamalar. Bir, niye karşısız, iki, niye bu kadar öfkelendiniz? Öfkelenmemin sebebi şu. Yani Türkiye'de maalesef sosyetik siyasetçiler var Reis Bey. Ne demek o sosyetik? Yani Ankara'da oturacaklar. Orada kendilerine üflenen veya söylenen sözlerle beraber Doğu ve Güneydoğu tasviri yapacaklar ve ülke tasviri yapacaklar. Yani bu yordu bizi artık. Yani hangi birisi kaç kere gitmiş de orada bulunan Kürt vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin derdini dinlemiş. İdeolojik aktarımların dışında bakın. İdeolojik aktarımların. Yani paketlenmiş ideolojik aktarımların dışında bu vatandaş ne istiyor? Nedir bu vatandaşın derdi? Bunun kızının dizinin dibinden ayrılıp daha gitmesindeki yaşadığı travma, duygu nedir? Bunu bir bilmek lazım. Ömründe hayatında kimin burasına bir kadın yapışmışsa sen devletin adamısın ne olursun benim kızım dağa çıktı bunu kurtar demiş Reis Bey. Ben niye sinirlenmeyeyim ki ya? Niye sinirlenmeyeyim? Ankara'dan o kolay. Demirtaş çıksın. Peki bu belediyelerin genel başkanı kimdi Reis Bey? Bu belediyeler kime bağlıydı? Demirtaş'a. Peki belediyeleri kim idare ediyordu? PKK. Peki Demirtaş PKK ile beraber belediyeleri idare ederken teröre giden paralar...
Bir taraftan teröre giden araçlar, belediyeler ve HDP'nin merkezleri daha adam alma teşkilatı olarak çalışıyor. Kesin böyle. Nereden biliyoruz? Hem gözlemlerimizde hem istihbari bilgilerimizde ama onun ötesi de var. Hani teslim olanlar var ya, hamdolsun özellikle son zamanlarda çok ciddi teslim olanlar var. Siz nereden katıldınız diyorsun. Diyor ki ben HDP parti binasına gittim. Sıkıntım vardı. Dediler ki seni hemen dağa gönderelim. Ve ben hemen bir araçla beraber birisi aldı beni şu 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 hattan getirdi. Böyle yüzlerce ifade var. Şimdi bütün bunların içerisinde yani Muharrem İnce veya Akşener veya Rahmetli Erbakan'ın partisinin şu anda başında bulunanlar. Bunları bilip de mi konuşuyorlar, bilmeyip de mi konuşuyorlar? Veya bunlara ait bir duygu hissediyorlar mı? Kolay. Yani siyasetten çıkıp nutuk atmak, nutuk irade eylemek bunlar kolay işler. Ne yaptınız hayatınızda, ne ortaya koydunuz? Şu anda Güneydoğu'da. Bakın ben Ramazan'ın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü Güneydoğu'daydım. Güneydoğu'da, Van'da, İpek yolunda oraları adım adım bilirim. Çalışma dönemimin yaklaşık yarısını oralarda geçirdim. O bölgelerde geçirdim. Kimini şehirlerin içerisinde geçirdim. Kimini de evlatlarımızın, askerlerimizin yanında geçirdim. Kimini vatandaşlarımızla geçirdim. Kimini çocuklarla geçirdim. Taş atan çocuklar vardı. Reis Bey, taş atan çocuk yok artık. Etrafımıza gelip bizimle beraber sevinç yaşayan, yumak halinde olan çocuklar var. Gecenin saat 2-3'ü bir Silopi manzarası. Şehirler ışıl ışıl, esnaf cıvıl cıvıl. Mardin'de otellerde boş oda yok. Yok. Diyarbakır'da otellerde boş oda yok. Van'da otellerde boş oda yok. Şimdi biz 3 yıl öncesinin, 4 yıl öncesinin çukur savaşlarının olduğu dönemleri biliyoruz. Şimdi binlerce konut yapılıyor. Bunlara inat. Oradaki vatandaşlarımıza sahip çıkmak için. Taziye evlerinden kültür merkezlerine kadar. Bakın orada hayat dönüştü artık. Hayat. Ve bu hayatın dönüşmesi PKK'nın ve HDP'nin oradaki etkisinin azaldığından sonra oldu. Oradaki vatandaşın bir bölümünde hala etkisi olabilir. Böyle bir iddianın peşinde değilim. Ama oranın yönetiminde etkisi azaldı ve orası normalleşti. Oranın yönetimine etkisi geldiği andan itibaren bilesiniz ki aynı gerginlik, aynı meseleler yine gün yüzüne ve su yüzüne çıkacaklardır. Ve oradaki vatandaşımız bir tek şeyden korkuyor. Allah'ınızı severseniz buradan çıkmayın ve bize sahip olun. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Dünya tarihinde terörle mücadelede demokrasi ve hukuku bir tarafa koyup, terörle mücadeleyi bir tarafa koyup ve bunu buna karıştırmayan bir devlet nizamı, bir hükümet nizamı hiç yoktur. İlla karışmıştır. İlla yapılan haksızlıklar ve yanlışlıklar olmuştur. Bakın, öyle işlerle karşılaştık ki bir polis aracımız bir eve girdi. Ve iki tane, üç tane çocuğun ölümüne sebebiyet verdi. Ertesi gün kalktım oraya gittim. Bu bir kaza. Bu bir hata. Kusura bakmayın. Sizden özür diliyoruz dedik. Ve o insanların acısını, o insanların hissiyatını anlamaya çalıştık. Yani burada mümkün olduğu ölçüler içerisinde hiç ama hiç boşluk bırakmamaya çalıştık. Bir şey söyleyeyim. Devletin şefkatli yüzü, evet. Buradaki sükunet devletin şefkatinden mi, devletin gücünden mi? İkisi de. Hiç ikisi de. Bizim devletimiz güçlü devlet yani. İstanbul'da da güçlü devlet. İzmir'de de güçlü devlet. Erzurum'da da güçlü devlet. Orada da güçlü devlet. Ama bir de başka bir şey var. Reis Bey, biz oraya Türkiye'nin en iyi kaymakamlarını gönderdik. Bunların gözünden kaçamam. En iyi kaymakamlarını. Teker teker seçtik. Bakın geçen gece yine bir arkadaşım gecenin saat 2'sinde aradım. Batı'da bir yerde kaymakamlık yapıyordu. Dedim ki sana görev emri. Doğru yarın sabah valisini topluyorsun. Diyarbakır'ın şu ilçesine kaymakamlığa başlıyorsun. Emredersiniz dedi. Şimdi burada bunu herkes bir millet meselesi olarak biliyor. Şöyle valilik kaymakamlık yapmıyorlar. Şöyle devlet görevliliği yapmıyorlar. Masasında oturmak yok. Tunceli'sinden Şırnak'a kadar. Vatandaşla birebir ilgili. Zaten bugün karşı karşıya kaldığımız temel problem de tam bu Reis Bey. Tam bu. Yani Ankara'da ya Temel Karamollaoğlu ne anlar bu işlerden ya? Ne anlamış yani? Ne anlamış? Bugüne kadar ne yapmış Temel Karamollaoğlu? Ve nasıl böyle bir sözü söyleyebiliyor? Yani orada yaklaşık 53 kişinin 6-7 Ekim olaylarında çılgın gibiydi Selahattin Demirtaş. Çılgın gibi. Yakıp yıkıp ve her tarafı bitap duruma düşürmek istiyordu. Peki ya bunlarınki kompleks. Çok açık söyleyeyim. Ne kompleksi? Bunlar geçmişte ezilmişler. Kimin karşısında ezilmişler? CHP'lilerin karşısında ezilmişler. O Sivas olaylarından sonra bunlar ezilmişler. Şimdi o cepheye yani Stockholm sendromu bunların yaşadığı. Başka hiçbir sendrom değil. Tam bir Stockholm sendromu. Bu ayıptır.
Bir devlet dediğiniz bir hukuk sistemi içerisinde olur. Bana hukuk lazım. Çünkü benim beni hukuktan başka savunabilecek, sizin hukukunuz, yani devletin hukukundan başka savunabilecek başka bir şey yok. Hiçbir yerimiz bir sığınağın altına giremez. Hukuk sığınağıdır bizim sığınağımız. E şimdi o zaman siz dünyanın en büyük suç örgütünün mensubusunuz. 100.000 tane adam buldunuz. Geldiniz. Bir de diğer siyasi partiler de eğer sizin... Diğer siyasi partiler eğer sizin iktidar partisine bir zarar verebileceğinizi düşünüyorsa biraz adamlarını size aday yapmak için oraya akıttı. Ondan sonra onu oradan da çıkarın diyeceksiniz. Ya böyle bir mantık, böyle bir düşünce sistematiği elbette ki demokrasiyi de zedeler, hukukun üstünlüğünü de zedeler, vatandaşın vicdanını da zedeler. Biz bunu kabul edemeyiz. Ve şu anda bu bölgelerde huzur var. Bu dediğiniz yarın bir gün Selahattin Demirtaş'a şu veya bu oranda oy çıksa da mı böyledir? Ya peki suçun oy oranıyla silinebilme gibi bir etkisi dünyanın hangi hukuk sisteminde var? Allah'ını seversen. Şunu da yandırıyorum. Milletin aday gösterdiği neden hala tutuklu? Yani tırnak içinde. Millet mi aday gösteriyor? Talep bundan dolayı. Öyle mi zannediyorsunuz yani? Selahattin Demirtaş'ı millet mi aday gösterdi? Yok yani o siyasetçiden söyledikleri. Selahattin Demirtaş'ı PKK aday gösterdi. Bu kadar basit yani. Sözlerinden bir milim çıkamazlar. Adım atamazlar. Böyle bir şey yok. Ve bir şey daha söyleyeyim. Tekrar o eski günlerini getirmek için de çaba sarf ederler. İstedikleri bir huzur değildir. İstedikleri oradaki çocukların okul okuması değildir. İstedikleri onların gitar çalması. İstedikleri onların at binmesi. İstedikleri onların Türkiye'yi görmesi falan değildir Veys Bey. Yok böyle bir şey. Böyle bir talepleri yok. Peki. Yine bölgeden gitmek gerekirse yine bir görüşme bizde şey demiştim AK Parti MHP yakınlaşmasında yine siz yani geçtiğimiz dönemde Trabzon, Ankara ve Doğu'nun muhtelif illeri arasında sizi pek az bulabildiğim için bir defa size şöyle bir şey sormuştum. Bu AK Parti MHP yakınlaşması bölgeyi bilen bakanlardan biri olarak orada size bir AK Parti açısından siyaseten bir handikap olmaz mı dediğimde şunu demiştiniz. Oradaki insanlar kepenk açabiliyor mu açamıyor mu buna bakıyorlar. Biz burada neyin ittifakını yapıyoruz buna çok ilgilenmiyorlar. Hala aynı görüşte misiniz? Aynı görüşteyim canım. Şimdi bakın ben ilk İçişleri Bakanı oldum. Bir telefon geldi bana Tunceli Valimizden. Dedi ki bunlar kepenk kapatıyorlar. Kim kepenk kapatıyor dedim. Dediler ki işte buradakiler kepenk kapatıyorlar. Ben çok açık bir şey söyleyeyim. İçişleri Bakanı olduğumda ben bir tek güvenlik makalesi falan okumuş değilim yani. Kanun falan da çok biliyor değilim. Dedim ki, peki ne yapacaksınız dedim. Hemen gidin fotoğraflayın kapanan dükkanları. Ne ceza kesebiliriz biz bunlara? Hemen aklarında terörü desteklemekten suç duyurusunda. Onlara aklım yetiyor yani en azından. Hemen idari para cezası bilmem ne. Bütün dükkanlar 5 dakikada açıldı. Ve daha dükkan kapanmadı. Bu kadar. Yani orada irade koymak önemlidir. Oradaki ve vatandaş da nihayetinde... Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım. Efendim böyle böyle yapıyoruz. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ye gitsin dedi. Nasıl yapacaksan yani. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Zaten oradaki de kapatayım da para kazanayım da çekmiyordur herhalde. Tabii canım. Yani örgütün... Elbette ya. O da diyor ki örgüte. Bakın devlet de burada kendi kurallarını ve ilkesini uyguluyor arkadaş diyor. Kusura bakmayın yani. Bu kadar basit. Ve bir şey daha söyleyeyim. Demin. Bakın. Demin daha son paşadan geldim. Vatandaş diyor ki Allah sizden razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah hükümetinizden razı olsun. DHKPC geliyordu bizden haraç alıyordu. Şimdi alamıyor diyor. Bitti. İstanbul'dan bahsediyorum. Yani bu devlet devletliğini yapacak. Ama vatandaşa da devletliğini yapacak. Suç unsurlarına da devletliğini yapacak. Buradaki önemli unsur şudur. Bir model oluşturduk biz. Şuraya çizeyim de göstereyim. Tamam. Yani ben bunu ilk anlattım. Şimdi biraz tedavülden kalktı ama. Şu vatandaş. Şu PKK. Şu da devlet. Vatandaş şöyle yapıyor. Bir buraya bakıyor gece. Gündüz de buraya bakıyor. Şaşkınlık içerisinde. Bir tek şey anlattık biz. Şunu yapmamız lazım. Devlet şuraya gelecek. Vatandaşın yerine vatandaş buraya geçecek. Devlet terör örgütüyle bu mücadelesini yapacak. Vatandaşı da eşit vatandaşlık ilkesi adı altında ona
vergi veren, askere giden, vatandaşlık haklarını yerine getiren bir insan olarak gerekli saygıyı gösterecek. Bu kadar. Ve bu metot burada işliyor. Kaymakamında, askerinde, jandarmasında, öğretmeninde ve birçok başarılı proje vardır. Ama ben en başarılı proje olarak Doğu ve Güneydoğu'da öğretmen meselesini görüyorum. Şu 4+2'lik öğretmenler var ya. Hı hı. Ya bir görseniz onlar çocuklarla nasıl diyalog kuruyorlar. Muhteşem bir şey. Yani orada çakılı kadro olarak duran hepsi de pırıl pırıl. Hepsine gittiğimde de alaka gösteriyorum, ilgi gösteriyorum. Çünkü eğer onlar orada doğru bir süreç yönetirlerse biz terör örgütün, hani her zaman söylerler ya, konuşur konuşur bir de gırgır yapın, eğitim meselesi ya dediler. Ama hakikaten eğitim meselesi. Hastasın orada eğitim. Ve bunu, bu çocuklarımızı orada bununla buluşturmak durumundayız. Sosyal imkanlarla buluşturmak, hı-hı, durumundayız. Şimdi öyle güzel hikayeler çıkıyor ki oralardan. Öyle güzel hikayeler. Ve o güzel hikayeler inanın Türkiye'nin birliğine yönelik hikayelerdir. Türkiye'nin kardeşliğine yönelik hikayelerdir. Peki. Siyaseten bir soru daha. Bu ittifak devam eder mi? Zira Sayın Tuğrul Türkeş, Kübra Par'ın programında seçimden sonra iki parti arasında ittifak sürmez. Bu gayet açık. Sayın Bahçeli bunu meydanlarda söylüyordu. Siz ne dersiniz? Cumhur İttifakı'nın geleceği için. Şöyle söyleyeyim. Bir kere Sayın Devlet Bahçeli çok Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin yarınları için çok olumlu bir sürece imza atmıştır. Çok olumlu bir süreç. Ve bu birliktelik Türkiye'de yeni bir başlangıcın adıdır. Nasıl bir başlangıç? Özellikle Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine adım atmasını kuvvetlendiren bir birlikteliktir. O seçimlerden sonra düşünülecek iştir. Ama şunu söyleyeyim. Yani genel tabloya, özellikle bu işin tek tarafı AK Parti değil ki, Devlet Bahçeli ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu işin tek tarafı, bir tarafı daha var. Yani bugün o kadar uyumlu, o kadar mutabakat içerisinde ve o kadar karşılıklı anlayışlılık ilkeler içerisinde geçiliyor ki bu hem Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetinden, aynı zamanda da devlet ve siyaset tecrübesinden, ama Devlet Bahçeli'nin de aynı şekilde o siyaset tecrübesinden, bilgisinden ve Türkiye düşüncesinden kaynaklanıyor. Bu ittifak devam eder diyorsunuz. Yani bu ittifak ya hükümet olarak eder etmez, bu yarın işidir. Ben burada, hı-hı, bağlayıcı bir şey söylemek, hı-hı, istemem. Ben bu işin bu şekilde söyleyebilecek tarafı da değilim zaten. Ama ben bu ittifakın bugün nasıl işlediğini ve neye yaradığını anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Yarın her ihtiyaç duyulduğu anda, doğalında da öyle gidebilir, ayrı bir tarzda alabilir, ama bu ittifak doğal bir ittifak olarak bugün sahada karşılık bulmuştur. Peki, siyasetten tekrar bir bakanlık çalışmasına geçeyim. İki nolu video bir gelsin. Bu sahiden çok sevimli bir proje, öyle diyelim. Anadolu'nun binlerce yıllık kadim medeniyeti... Bir taraftan izlerken bir taraftan şu bilgileri vereyim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 21 ilde 15 yaş altı 50 bin çocuk farklı farklı yerleri, batıdaki farklı farklı yerleri ziyaret ediyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı ve eşin himayelerinde yapılan bir proje Emine Hanım'ın. Bir etkisi ne oldu çocuklarda? Mesela Mardin'den geliyor. Bunlardan bir tanesini de Habertürk olarak birkaç defa haberlerini yapmıştık. Etkisi ne oldu? Bu olağanüstü bir şey oldu. Hayatta bundan sonra hiç yapmasam bu bana ömür boyu yeter. Çok mutlu bir proje bu. Bunu şurada gördüm. Ailelerle çok güzel vakit geçirmişler. Zannediyorum bir şeye gittim. Önemsenmek için hoşlarına gitmiş. Silopi'ye. İşte biraz önce bahsettiğim cenaze evine gittiğimde, sokağa çıktığımda çocuklarla konuştum. Etrafımı sardılar. Bana dediler ki, işte sohbet ederken, siz dedim İstanbul'a gitmek istemiyor musunuz dedim. Gitmek isteriz dediler. Deniz görmek istemiyor musun? Görmek isteriz dediler. Hadi sizi İstanbul'a götüreyim dedim. Orada kafama bir şey. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Emine Hanımefendi'ye arz ettim. Dedim ki ya bunu siz himayenize alın. Ve hiç olmazsa böyle bir manevi şey de olsun. Sahiplenmesi de söz konusu olsun. Allah razı olsun. Aldılar. Çocuklardaki tesiri ne oldu? Muhteşem. Uçağa biniyorlar. Ve Türkiye'nin her yerine. Antalya'ya gidiyorlar, İstanbul'a geliyorlar. 3-4 gün yeni arkadaşlar buluyorlar. Yeni aileler görüyorlar. Artı örneğin şeyde olmuş galiba. Trabzon Arsin'de, Trabzon'a Şanlıurfa'dan giden bir grupta bunlar 2-3 tane ayakkabı görmüşler. Ayakkabı almaya gitmişler. Ayakkabıcı para almamış. Demiş ki bizim size hediyemizdir. Siz bizim misafirimizsiniz. Şimdi bu duygu şu. Bu birlik, beraberlik, kardeşlik, empati, birbirini anlama.
Ve 50 bin çocuk hep farklı şehirlerden, farklı okullardan. Ve şu anda benim esas itibariyle düşüncem şuydu. 50 binde bu işi tamamlayalım. Benden sonra da başka bakanlıklar yapsın. Hı-hı. Esas ben bir sosyal politika bakanlığı değilim yani. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da konuştuk. Aile Bakanlığı'na da konuştuk. Bundan sonra top çizdi dedim. Ondan sonra belki bundan sonra onlar yani yeni bakanlar kurulunda Hı-hı. o arkadaşlar devam ettirirler. Ama bu muhteşem keyif aldığım, tad aldığım bir proje oldu. Ne mektuplar yazıyorlar. Yani ne güzel mektuplar yazıyor. O kadar güzel anlatıyorlar ki. Ve döndükleri zaman orada da çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Ama şunu söyleyeyim. Beyiz Bey, 40 yıl PKK bir psikolojik baskı oluşturdu. Doğu ve Güneydoğu vatandaşımızın üzerinde. Bunu öyle bir buçuk yıl, iki yıl bu ideolojiyi, bu katı yapıyı öyle kolay sökmek falan mümkün değil. Terörü durdurursunuz. Yani biz Afrin'e nasıl girmişsek Kandil'e de aynı rahatlıkla söylüyorum. İstediğimiz zaman da girebilme kabiliyetine sahibiz. Bakın eskiden bağırıp çağırıp söylüyorduk. Şimdi rahat rahat söylüyoruz. Şimdi çok rahat. Ya onu açacağım lütfen. Bizim için çok rahat ama işin diğer meselesini yani oluşturdukları mahalle baskısıyla özellikle çocukların üzerinde ve orada yaşayan insanların üzerinde kurdukları etkiyi dağıtmak için inanın çok farklı. İşte bir taraftan yeni evler yapacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ben adıyorum kendimi sana. Hı-hı. Öbür taraftan ki bunu yapıyor bugün. Diğer taraftan meselenin ticaretini. Şimdi bak orada bir problem var. Problem şu. Biz kaçakçılığı bitirdik. Şimdi yöre halkının ticaretini geliştirmemiz lazım. Bitti kaçakçılık. Çok büyük oranda bitti. Şimdi yöre halkının ticaretini geliştirmemiz lazım. İşte bir taraftan maden ve yeraltı zenginlikleri için Berat Bey, Enerji Bakanımız çok yüksek bir derecede çalışıyor. İkinci tarafta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yani sosyal politikalar için çalışıyor. Üçüncü tarafta hayvancılık. Hmm. Bak bu sene yaylalar orada serbest bırakıldı operasyonların dışında. Yani istediğiniz kadar. Çünkü ben oraları gördüm, Kato Doğan'ı gördüm Beyiz Bey. Tam burada bir şey açmam için müsaade edin. Bunu rüşveti kelam olarak anlamayın lütfen sayın seyircilerimiz de öyle. Zira şu, Afrin süreci veya belki daha öncesinde bir kez daha rahmetten alalım, Reyna gecesi. Batman'dan çıkıp geldiniz buraya. Şeyden, Yüksekova. Yüksekova'dan. Sizle beraber bir şey oldu. En azından hani kamuoyu psikolojisi. Evet ya orada hani dişe diş filan. Bunu yapan ve kamuoyunda bu algıyı, algı değil bu gerçeği oluşturan şey neydi? Yani, işi sırrı neydi de terörle mücadeleye, evet ya mücadele bu kez olacak galiba. Söyleyeyim mi sırrı ne? Evet. Tayyip Erdoğan'ın düşüncesini ve söylediğini ve esas itibariyle yapmak istediğini anlayıp yapmaya çalışmak başka bir şey değil. Ne o? Bu işte, bu anlattığın. Yani Tayyip Erdoğan diyor ki, devlet devlet olacak kardeşim. Kendi görevini ortaya koyacak. Vatandaşı devletine itibar edecek ve güvenecek. Onun dışında hukukun yerine gelecek başka bir otorite olmayacak. İki, vatandaşı da aynı şekilde yapacaksın ama bu oradan Ankara'dan yönetilmez. Bu yerinden yönetilir. Gideceksiniz. Oradaki insana, ya bizim kaymakamlarımıza gün aşırı kaymakamımız yoktur ki PKK'nın tehdidiyle karşı karşıya kalmasın. Ben gözümden sakındım onları. Hem belediye başkanlığı yapıyorlar, kayyumluk yani. Evet. Hem de aynı zamanda burada devletin görevini orada yerine getirmeye çalışıyorlar. O kamu düzenini orada tesis etmeye çalışıyorlar. Bir şey soracağım. Şimdi çok özür diliyorum. Mesela mi? Yani burada oraya gitmezsen Ankara'dan telefonla ha aslanım ha bir tanem yürü böyle bir şey yok. Eruh'a gideceksiniz. Eruh'taki gelişmeyi göreceksiniz ve bundan keyif alacaksınız. Bunu Cumhurbaşkanınıza, Başbakanınıza, arkadaşlarınıza, kabinenize anlatacaksınız. Bunu millete anlatacaksınız bu gelişmeyi. Bu heyecanı yaşamazsanız. Çözüm sürecini tırnak içinde denemiş olmanın bugüne bir faydası oldu mu? Kısmen. Yani bunların ne kadar aslında zırzop bir örgüt olduğu. Yani kimin maşaları olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bölge halkı anladı mı? Bölge halkı. Anlamazsın özür dilerim. Çözüm süreci mi kalktı? Bakın bir şey söyleyeyim. Bu anlamda soruyorum. Bölge halkı, oradaki vatandaşlarımız özellikle bu Çukur meselelerinden sonra nefret ediyor PKK'dan. Bakınız nefret ediyor. Ve bu nefreti çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ama başka bir şey var. Bir ayraç daha koyuyorum. Hı hı. Yani 40 yıllık bir PKK'nın psikolojik oluşturduğu ve ideolojik oluşturduğu o katmanı da yok görmem yani. Rasyonel olmak lazım. Yani rasyonel olmak lazım. Hı hı. Ve burada bölge halkı nefret ediyor. Tabii bazen başka şehirlerde yaşayıp da
Güneydoğu adına da ahkam kesen kardeşlerimiz de var. Güneydoğu kökenli kardeşlerimiz de var. E kardeşim, İstanbul'da yaşıyorsun. PKK'yı savunuyorsun, HDP'yi savun. Git Güneydoğu'da yaşa da göreyim bakayım hadi. Oradan savun. Hadi git orada savun. Hayır, niçin savun? Bunu da niçin söylüyorum? Çok net. Çok net bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Yani orada o adamın yaşantısına ortak olmuyorsun. Paydaş olmuyorsun. Onun yaşadığı travmayı da, onun yaşadığı da huzuru da bir şekilde orada görmüyorsun. Buradan oraya pay biçmeye çalışıyorsun. Böyle bir mantık elbette ki söz konusu. Burada bir şey. Yine Kübra Apar'ın programında İlnur Çevik bir yedi çözüm süreci olabilirdi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü böyle plan yok dedi. Seçim beyannamenizde bölge denklemine dikkat ederek bir yeni yatırımlardan falan bahsedildi. Kaldı ki bu adı çözüm süreci olmasa da bölgeye yönelik özel bir açılım süreç ne dersek. Böyle bir şey bekliyor muyum Lurt Haziran? Beys Bey, tek şifre demokrasidir. Demokrasi her şeyin ilacıdır. Yani eğer... Doğuya da batıya da diyorsunuz. Doğuya da batıya da. Bunun ötesinde böyle fantastik bir takım yaklaşımlarla fantezi kurarak devlet falan idare edilmez. Yok böyle bir şey. Devlet dener. Bu da devletin hakkıdır. Göstermek zorundadır. Bunu gösterir. Şu adımı attım. Biz Kıbrıs'ta attık mı adım? Anlam planıyla. Ve Kıbrıs'taki vatandaşlarımız orada anlam planını kabul ettiler mi? Peki kim kabul etmedi? Güney Kıbrıs kabul etmedi. Peki bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti bunu dünyaya dedi mi ki biz kabul ettik bunu? Devlet dener. Devlet bunu yapar. Ama tehlikeyi gördüğü andan itibaren, riski gördüğü andan itibaren de durur. Buradaki tek irade demokrasidir. Demokrasinin dışındaki her şey benim kanaatim bu fantazidir. Geçtim. Üçdoğlu grafik ve fotoğraf gelsin. Nedir bu? HDP'den alındıktan sonra atanan, kayyum atanan belediyedeki çalışmalar. Evet. Bunları hem bir paylaşalım istedim. Bir iki, devlet adamlığından, yani valilik kaymakamlıktan belediye daha sivil yapıya geçmek en azından eskiden daha zor idi. Buradaki kaymakamların, valilerin hem bu işi hem bu işi yapmalarını ben Van'da ve Diyarbakır'da birkaçıyla sohbet etme imkanım oldu. Olabiliyor mu yani o sivil ve devlet ikisini bir koltuk? Bunları gördüm ben. Bunları dedim ki ya siz belediye başkanlığına aç mıydınız neydiniz yani yıllardır takip ediyordunuz. O kadar güzel işler çıkardılar ki. Ya o kadar mutluyum ki. Yani bir şey yapmak. Ha. Bir şey ortaya koymak. Ve bu çocukların her birisi tabii Allah rahmet eylesin. Burada rahmetler. Muhammed Fatih Safi Türk. Yani o mesele bizi oradaki arkadaşlarımızı yıldırmadı. Tam tersi. Daha fazla hizmet için kamçıladı. Eski Türkiye'de böyle değildi biliyor musunuz? Muhammed Safi Türk'ün bunlara hiçbir şey vermeyelim derlerdi. Ama bu Türkiye böyle değil işte. Yani bizim partimizin ve Cumhurbaşkanımızın getirdiği Türkiye böyle bir şey değil. Tam tersi. Biz daha iyi yapmalıyız da herkes konsantre oldu. Ondan sonra gelen Derik Kaymakam daha güzel işler yapmış. Şimdi şuraya bakar mısınız ya? Burası Ağrı'nın Tutak ilçesi yani. Hiç Tutak'a gittin mi? Gitmedim. Ya ben bundan Ağrı'da. Bir 7-8 yıl evvel Tutak'a gittim yani. Doğu Beyazıt'ın. Bu sefer gidemedim Tutak'a ama yani şuraya bakar mısınız ya? Bunlar kayyumların işleri. Tabii bunlar kayyum. Sanat sokağı yapmış. Sadece burada değil. Tutak'ta bakın. Su deposu yoktu. Ya su gelmiyordu Tutak'ta. Burada göstermiyorlardı. Bu Tutak için muhteşem bir şey. Ya Cizre'de 7 günde bir su geliyordu. Hakkari'de 30 günde bir su geliyordu. Beytüşşabap'ta su kahverengi akıyordu. Yani bir şey var. Dün anlattım. Bugün size de söylemek istiyorum. Hatırlıyorsunuz. Bir bunlar şey ortaya koydular. Dediler ki kandan şey çeşmeden kan akıyor. Kan akıyor. İşte biz nasıl bir millet olduğumuzu bir kere daha gösterdik. Biz çeşmeden kan akıtmadık arkadaşlar. Çeşmeden su akıttık. Bu kadar basit. Bu bizim oradaki vatandaşımıza ve Türkiye'deki herkese verebileceğimiz en güzel cevaptır. En net cevaptır yani. Ve şu tablolara bakar mısın? Şu Diyarbakır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bulvar yok. Geçen gece 2 saat, 3 saat buraları dolaştım. Keyif aldım. Ya kendimi buldum. Dünyanın hiçbir yerinde şehri bir taraftan bir tarafa aşabilen bir bulvar. Bir stat yapıldı. Stadın etrafında bir yollar yapıldı. Ve şu anda muhteşem bir şehir haline dönüyor. Misal 24 Haziran'da
istemediğiniz bir partiye diyelim, işte HDP'ye fazla oranda oy çıkarsa bunu nasıl izah edersiniz? Diyelim ya, bir farazadan bahsediyorum. Ya Allah Allah, biz o zaman burada ideolojik işini, bir angajman... Burası işte Diyarbakır'da söylemiyor. Veya herkes işini bilir yani. Öyle mi? Nasıl yaklaştığımızı biliyorlar, siz hiç merak etmeyin. Peki. Tamam, nasıl yaklaşıldığını, nasıl ortaya bir sevgi ailesi konuldu. Şunu der misiniz ya, oraya gittik o kadar, işte Mardin burası, şimdi bak, o kadar mücadele. Şurası, görüyor musunuz? Allah'ını seversen. Şurası Nusaybin. Şuraya bakar mısınız? Burası Kızıltepe. Bunlar hep o çukur eylemlerin olduğu alanlar yani. Daha sonra gelmiş. Kızıltepe'de yoktu ama. Şura Eruh. Şu giydirmeleri görüyor musunuz? Buraları tek tek gezdim. Şurası Eruh Meydanı. Orada saat kulesi yapılmış. Yine bu Eruh. Yani... Şu dört nolu video bir gelsin. Şu Van. Şuraya bak şuraya. Şurası Gürpınar. Geç. Sabah bayramdır. Soğuksuz kalın canlar insan. Biz Kano ile o bayramı hissettik. Sanırım buna da şans deniyor. Öyle kusursuz ki rüyada gibisiniz. Aynı rüyada annem, ailem de var. Onlar da çok mutlu. Çünkü bu rüya gerçek. Allah'ıma şükürler olsun. Biz yarınları düşlediğimiz zamanlarda, karamsarlığa kapılırken, bizimle bir yolculuk yapan, tüm koşullarda yanımızda olan, bizim için tüm imkanlarını seferber eden insanların hayallerine kavuşmak için elimden geleni yapacağım demesi. Bazen bu şans elimize geçmeseydi şimdi ne yapardık diye düşünüyorum. Sonra düşünme diyorum. Kanoya binip özgürce yol alıyorum. Bu filmin hikayesini sizden dinleyelim Sayın Bakan. Şimdi burası Şanlıurfa'nın Bozovası. Bir atıl spor kulübünü oranın kayyumu ele alıyor. Kimsenin geldiği gittiği değil. Sonra onlara bir Kano hocası tutuyor. Ve spor kulübü çocuk doluyor. Ve böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Seslendirenler de onlar, çocuklar. Ve bu filmi yapanlar da. Yani nasıl bir noktaya geldiklerini en güzel şekilde kendileri ifade ediyorlar. Şimdi ben anlamıyorum yani. İnanın anlamıyorum. Ya siyaset de bir tarafa bırakın. Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir insan canı ya. Bizim dinimiz bize der ki bir insan bir alemdir. Ne olsun bu çocuk, daha mı çıksın yani? Ya soruyorum ben. Ya içime oturduğu için soruyorum yani. Bu benim içime oturdu. Bir hukuki suçun siyasal bir talep olarak dışarıya çıkması hukuki. Adam ölmüş orada. Yasin Börü katledilmiş yani. 50'nin üzerinde insan, 53 kişi katledilmiş. Şimdi şunu istiyorlar. Burada oturuyorlar. Rahat rahat. İstanbul'da. Başka yerlerde. Ondan sonra şöyle olsun, böyle olsun diyorlar. Buradan da oraya ve her tarafa senaryo çizmeye çalışıyorlar. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu vatan bizim. Bunu kabul etmek mümkün değil. Oradaki insanın yaşadığını yaşarsan, onunla beraber hemhal olursan, onun dertleriyle dertlenirsen, bir sonuç üretebilme hakkın olur. Bu hak da sonuna kadar vardır yani. Ama ben Kandil'den talimat gelecek. Gelen talimata göre her şey ortaya çıkacak. Adaylar belirlenecek. Kimin kim olduğu belirlenecek. Parti yöneticileri belirlenecek. Ondan sonra bakın geçen gün eş başkanları çıktı televizyonda. Çukur süreci bizim direnişimizdir dedi. Aynı noktadalar. Hiçbir şey değişmiş değildir. Değişemez. Baskı altındalar çünkü. PKK terör örgütünün baskısı altındalar. PKK terör örgütü bunlara bizim ülkemiz içinde baskı yapmasa da mübarek teknoloji var. Teknolojiyle beraber istedikleri kadar ulaşıyorlar, şey yapıyorlar. Hani eskiden mektuplar gönderildi ellere. Hadi göndersinler de görelim bakalım. Böyle mühürlü pusulalı mektuplar. İşte sen aslında kötü bir adam değilsin ama bize şu yanlışı yaptın. Şu kadar para verirsen seni affederiz denilen mektup. Hadi göndersinler de görelim bakalım. Bitti mi onlar? Yani böyle bir şey yok. Ve bu huzur var burada. Bakın şimdi esnaf para kazanacak. Üniversiteler, bakın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üniversitelerinde genellikle şu anda Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarımız okuyor. Oysa bizim bu şeyi karşılıklı Batı Doğu yapmamız lazım. Buralar çok güzel yerler, çok
anlamlı yerler ve bunu gerçekleştirebilecek bir adımı da sağlayabiliriz. Nasıl sağlayabiliriz? Bu huzuru devam ettiririz. Peki. İki konuda kamuoyu sizi öfkelendiğinizi görüyor. Beş dolu video bir gelsin. Bir, terörle mücadelede. İki, bu açıklamanız çok farklı. 13. savaşçının ayağını kırmayan polis görevini yaptı. Benim ne söylediğim polisimi anlar kimse karışmasın. Hiç kimse karışmasın. Ben aynı zamanda İçişleri Bakanıyım. Aynı zamanda bir siyaset adamıyım. Ama aynı zamanda iki evlat sahibi, bir babayım, bir ailenin mensubuyum. Bir bakan böyle der mi yönünde eleştirilmişsiniz. Çok eleştirildim. Bir de vatandaşa sorsunlar bakalım. Yani onda da itirazım aynısı. Yani plazalardan böyle veya bir başka yerlerden böyle ahkam kesmek kolay. Şimdi bakın, biz nasıl bir noktadayız? Uyuşturucu meselesi önemli bir mesele. Biz bir kere uyuşturucu meselesinde Avrupa'nın saldırısı altındayız. Bir kere bunu kabul etmek gerekir. Hollanda, Belçika, Avusturya. Nasıl bir saldırı yapıyor? Şöyle bir saldırı. Orada kimyasal uyuşturucu, ekstazi, koptagon, her neyse işte bütün bunları orada üretiyorlar. Ürettikleri zaman bunları Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya gönderiyorlar. Bir hat var burada. Bir hat da doğudan var. Yani nereden var? Afganistan'dan var. Afganistan, Pakistan. Afganistan kimin elinde arkadaş? Kim yönetiyor Afganistan'ı? Amerika. Bu kadar basit. 2016 yılında 5000 kilo eroin, afyon üretiyorlardı. 5000 ton. Şimdi 9000 ton üretiyorlar 2017'de. Bu ne demek? Ben hükümet olarak tedbirimi almak zorundayım. Ben tedbir almak zorundayım. Neyin tedbirini alacağım? Bu 9000 ton benim üzerinden geçecek. Önemli bir bölüm benim üzerinden geçecek. Ve benim ülkeme gelecek. Keza ekstaz öyle. Peki Suriye'de önemli kaptagon imalathaneleri vardı. Şimdi bizim dışarıya doğru Afrin operasyonuyla, Zeytin Dalı operasyonuyla basışımız bir kere onları da itti. O alanı kontrol altına aldık. Ve bir taraftan kimyasal uyuşturucu, bir taraftan doğal uyuşturucunun baskısı altındayız. Baskısı altındayız, polis sayımız az, 15 Temmuz geçirmişiz ve özellikle bunu fırsat bilip Türkiye'ye abanıyorlar ve bir taraftan da geçen günlerde öyle oldu. Bir Afgan göçü başlayıverdi. Evet. Ya nereden başladı dedim bu göç? Biz ilk önce Allah şahit İran'a kabahat buldu. Çünkü 2 milyon İran'da Afganlı var. Biz dedik herhalde bu İran'dan geldi. Sonra işin peşini sürdük. Baktık ki bu direkt Afganistan'dan falan geliyor. Afgan muhataplarımızla konuştuk. Yani onlarla da diyaloglarımız hakikaten çok iyi. Bu sağanağı bir durdurmamız lazım diye. Ve aslında Avrupa ile de konuştuk. Aynı eş zamanlı bir şekilde. Bakın bir Afgan göçü geliyor. Tekrar bir tehdit altındasınız. Biz böyle. Ama Avrupa kendi dayağı yemedikten sonra hiçbir şeye, yani hani derler ya ölüyü musalla taşında gördüğün zaman öldüğüne inanırsın. Yani hiçbir şeye itibar etmiyor. Bir parayla ego arasında sıkışmış bir dünya olmuş Avrupa. Benim gördüğüm. Afgan göçünün altında ne çıktı yani? Şöyle. Birdenbire. Biz de haber toplantılarda çok konuşuyorduk. Ya, çıktı benim şahsi kanaatimi söyleyeyim ben. Bunu da söyledim başka yerlerde de. Gene söyleyeyim. Afganistan'daki Amerikan Büyükelçisi kim? Kim? 15 Temmuz'daki Türkiye gibi Türkiye Büyükelçisi. Aa evet. Evet. Ya oradan biri dokunur. Evet, bakın hiçbir şey tesadüf olmaz. Yok böyle bir şey. Birden sağanak gibi. Ha şöyle bir tabloya getireceklerdi biz açık söyleyeyim. İşte Suriyeliler bir taraftan, Afganlar bir taraftan ne oluyor falan. Ben hemen Afganistan Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bir talimat verdiler. Hemen bunu. Hemen oturduk ve Afganistan'la görüştük. Yaklaşık 15 bin Afgan. Dünyada böyle bir şey yok yalnız. Kimsenin ruhu duymadı. 15 bin Afganlıyı Afganistan'a gönderdik. Ha, ve baskı durdu. Şimdi eğer siz bu baskıyı kesmezseniz ta Afrika'dan, Somali'den, dünyanın her yerinden Türkiye'ye göç akımı gelir ve bunu yönetemezsiniz. Yani. Ve bunu orada bir şekilde durdurduk. Türkiye'de Afganlar var mı? Var Türkiye'de Afganlar. Kaçaklar var mı? Var. Birçoğunda bizimkiler çoban olarak değerlendiriyor. Evet. Biliyor musun? Afgan çobanlar yani, çok meşhur olduğu da geçen. Çok meşhur. Evet. Yani var ama mümkün olduğu ölçüler içerisinde biz burada bu göç politikasını biz yönetiyoruz. Onlar göç politikasını önlemeye çalışıyorlar. Aramızdaki fark. FETÖ meselesiyle ilgili şöyle bir genel bir soru sorup geçeceğim bahsi vakitten kazanmak adına.
Devletin önemli mekanizmalarında artık tamam denildi muhtelif yerler. Yok değil denildi. Bu işin başındaki önemli isimlerden biri olarak size sorayım. Yani ya, uyuşturucu meselesinde özür diliyorum. Söylemem lazım bir şeyler var. Bak, onu atladık şimdi. Bakın. Nereden aldınız, nereye getirdiniz de merak ederiz. Uyuşturucu meselesinde şuradan aldık, şuraya getirdik. Daha da getireceğiz. Daha işin başındayız. Yani bir kere uyuşturucuyla mücadelede 2016'da sadece 86 bin operasyon yapılmıştı. 2016'da? Evet. 2017'de bunu 118 bine çıkarttık. 2018'in ilk 5 ayında 58 bine çıkarttık. Sadece neredeyse şeye yaklaştık. Ve yine söyleyeyim. Uyuşturucu da özellikle gözaltı durumu, yani 2000 özür diliyorum tutuklu durumu 2016'da 6000 civarındaydı. Şu anda tamamında 2017'nin ilk 5 ayında 8000'e çıktı. Bakın oradan oraya 7600 küsür 8000'e çıktı. Ve sürekli olarak bu devam ediyor. Ya sahada uyuşturucu satışı bırakmıyoruz. Sadece bu değil ama. Yine 2016'nın ilk bütün yılında toplam 5000 kilo civarında bir eroin yakalamamız oldu. Bu yılın ilk 4 ayında biz 5000 kilo yakaladık. Geçen sene 18 bin kilo Gümrük Bakanlığı ile beraber, onlar da gümrüklerde sınırlarda yakaladıkları var, 18 bin kilo. Yine bütün hepsinde hemen hemen, yani uyuşturucuların işte bakın 2016'da 5585 kilo eroin yakalamışız. Biz ekstaziyi %127 arttırmışız. 3.783.000'den 8.606.000'e arttırmışız. Ve bütün bunları o kadar pratik bir şekilde arkadaşlarımız gerçekleştiriyor ki, ama ne yaptık? Türkiye'nin yaklaşık 51 vilayetinde şu anda narkotimlerimiz var. Bunu 81'e çıkaracağız ama bu 51 %90'ı kapsıyor. Hı hı. Nasıl terör haritalarımız var elimizde? Uyuşturucu haritalarımız var. Sokağa hiç bırakmıyoruz. Ama buna rağmen hala etkisini, şimdi biz onları okulların etrafından uzaklaştırdık. Şimdi bunlar parklara gittiler. Gece 10 ile 2 arasında şimdi parklarda operasyonlar yapıyoruz. Fakat sokak aralarında varlar. Bu arada baronlarını da yakalıyoruz. Mümkün olduğu ölçüler içerisinde buna da müdahale ediyoruz. Ve bu baskı özellikle narkotik birimlerimizin Türkiye'nin tamamında, jandarma, polis, herkes bu trendi yukarı doğru çıkarabilmek için. Çünkü şunu biliyoruz. Bir eroin afyon saldırısı altında bulunacağız ve bir kimyasal üretim adı altında bir saldırıda bulunacak bize. Bunlara karşı bizim tedbir almamız lazım. Ama bunun altında bir de rehabilitasyonu var bu işin. Bu konuda da yine bu bağımlılıkla mücadele yüksek kurulunda çok güzel bir karar alındı. Yeşilay devletle birlikte şimdi rehabilitasyon merkezleri konusunda çok önemli adımlar atıyor. Çünkü zaman zaman yer olmadığına ilişkin duyumlar alıyoruz. Doğru. Ondan sonra ama şunu ifade edeyim. Uyuşturucu konusunda geçen seneden bu yıl çok daha iyiyiz. Çok daha iyi bir noktadayız. Acımasız davranıyoruz. Ki arkadaşlarımıza söylediğimiz budur. Ve yine mesela uyuşturucu operasyonları ilk 5 ay karşılaştırması yapayım ben size. 2016, 2017, 2018. 37.330, 44.534, 58.055. Ve yine özellikle eroin 3.325, 4.034, 7.490 kilo. Yani sürekli yukarı gidiyor. Hı hı. Yine ekstazi 857.000, 1.000.000, 1.411.000. Yani çok yüksek bir. Aynı zamanda esrarda da ciddi bir düşüş var. Sebep terörle mücadele ediyoruz ya. Özellikle bu Lice, üretim, bizim Şenya ile yani Lice, Bingöl o hatta bu üretiliyor idi. Buralara tabii girince buralarda da buğday üretilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığınız bir dönem daha olsa tamamlarım demek isteyeceğiniz veya şöyle toparlayayım. İçişleri Bakanlığınız süresince bir dahaki dönem olursunuz ya da olmazsınız onu bilmiyorum. Şununla hatırlanmak isterim. Uyuşturucuyla mücadele, FETÖ'yle mücadele, terörle mücadele veya hasreten şu olay diyeceğiniz bir şey. Yani hiç böyle bir şey düşünmedim. Yani yapacağımız işi, bize verilen görevi layıkı veçiyle
yapar isek millet dua eder. Bu işlerde milletin duasına talip olmak lazım. Başka hiçbir şeye talip olmak. Ne hayatı kuran biziz. Ne karar veren, ne kaderi çizen biziz. Bizi yaratan bir Allah var. Belki buradan çıkacağız, yokuz yani. Onun için böyle bir, yani bunu kariyerist bir anlayışla yapmamak lazım bu işleri. Yaparsan ne millet buna rıza gösterir, ne de Cenab-ı Allah rıza gösterir. Buna böyle bakmak lazım. Burada şöyle bir soru. Ama şu Biz Anadolu'yuz projesini seviyorum. Ona evet, yani gözleriniz gülüyor. Hayır, şu var. Mesela bir açık kapı projesi yaptık. Bu Beyaz Masa'nın devleti. Ya o kadar güzel bir proje ki. 81 vilayette, İstanbul'daki kaymakamlıklarımızda da, İzmir ve Ankara'da yapıyoruz. Hı-hı. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılıyor. Devletten de bir kuruş para almadık. Yani bir bütçe bunu ayırmadık yani. Kendi içimizdeki kaynaklarla bunu çözdük. Açık kapı projesi, vatandaş bir valiliğe veya kaymakamlığa gittiği zaman, aynen belediyede Beyaz Masa ile karşılaştığında, orada herhangi bir tıkanıklığı olduğu zaman, kendisine herhangi bir yol gösterileceği zaman, o yolun kendisine gösterileceği ve o kadar başarılı gidiyor, %90 olumlulukla gidiyor. Vatandaş oraya geliyor. Yani devlet dediğin soğuk bir şey değil. Evet. Şefkatli bir şeydir, sıcak bir şeydir. Bunu orada ortaya koyabilme fırsatını elde ediyor. Ama benim tabii şeyi de seviyorum. Mesela siberde çok iyi adımlar attık. Yani siber bilişimde özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü ve bu Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir de yaklaşık 125 tane proje yaptık. Yazılım. Hepsi yerli ve milli. Yani ne olacak biliyor musun? Şimdi 112'ler Türkiye'de 81 ile yayılacak. 2018-2019'un ortasında ve sonuna doğru hepsini bitiririz. Bu yıl 76 tanesini bitiririz. Ve 112'yi her tarafta arayacaksınız. Bir de bir e-call sistemi kuruyoruz. Avrupa kuramadı bunu. Allah muhafaza arabanla kaza yaptığın zaman araba otomatik olarak 112'yi arayacak. Nasıl yani olacak? Bunun yazılımlarını yaptık. Hı. Ve bu yazılımları gerçekleştirdik. Avrupa Birliği bunu öneriyor. Kendisi beceremedi ama. Bayağı bir kaza yaptınız. Şeyiniz patladı. Airbnb'niz patladı. Oradan direkt 112'ye bağlanıyorsunuz. Otomatik olarak siz hiçbir yer aramadan. Kazayla beraber otomatik olarak harekete geçiyor. Ve sizin verdiğiniz sinyallerden sizin nerede olduğunu anlıyor. Eğer konuşabiliyorsunuz da konuşma açısından mesaj verebiliyorsunuz. Muhteşem bir sistem. Peki. Ve bir cümle daha. Tabii o da şu. GAMER denilen bir merkez kurduk. Güvenlik Acil Durumlar Merkezi. Bunu da 81 vilayete yaydık. Ve bunları da AFAD'la birlikte hemen hemen ve 112 ile aynı yerlerde, özür diliyorum AFAD demişim, 112 ile aynı yerlerde yaptık. Acil durumlarda kendi yerli yazılımımızı yaptık. Mesela bundan sonra siz olay yerine gitmeden olayın canlı görüntülerini bizim yaptığımız sistemle hem biz görebileceğiz hem istersek size aktarabileceğiz. Örneğin bu aklıma nereden geldi? Çok doğru da bir şey. Bu çok böyle acil durumlarla ilgili problem yaşanır Türkiye'de. Şuradan geldi. Adana'da bir şey yandı biliyorsunuz, çocuk yuvası. Kreş, evet. Kreş yandı veya bir kurs yandı veya bir... Ha, Kur'an kursu, yurt. Tabii tabii. Adana, ya bana bunun bir şeyini gösterin, ne durumdayız dedim ben. Ondan sonra orada biraz zorlandık. Oysa bir cep telefonuyla, canlı bir yayınla, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da veya ilgili yetkililerimizin de tamamen görebileceği yepyeni bir sistem yazılımı ortaya koyduk. WhatsApp'ın hem Türk hem de daha gelişmiş. Canlı yayında birçok konferansı yapabilecek bir sistem ortaya koyduk. Arkadaşlarımız bunu da tamamladılar. Ve çok güzel bir güvenlik acil durum merkezi yapıyoruz İçişleri Bakanlığı'nın hemen altına. Tüm Türkiye'yi orada en güzel bir şekilde inşallah bu tip acil durumlarda yönetebilme kabiliyetine sahip. Son sorum, biri siyasetten, diğeri seyircilerimizden gelen soru. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'la Sayın Süleyman Soylu arasında bir problem olduğu iddiası. Sizin bir probleminiz mi var? Şimdi Berat Bey benim arkadaşım. Hem de iyi arkadaşım. Aynı zamanda da Türkiye'de arkadaşım olması bir tarafa. Ama bir de hakkı teslim etmek lazım. Yani teslim edeceğimiz hak da şudur.
Türkiye'de, Türkiye'nin bir enerji meselesi olduğunu duyurdu Türkiye'ye. Bu önemli bir şey. Enerji dünyanın geleceği. Ve Türkiye, dünyanın en önemli enerji geçiş, en de güvenli enerji geçiş coğrafyasında. Ve biz enerjide meselenin peşinden koşmaktan bugün meseleyi planlayan ve yöneten bir hale geliyoruz. Ve bunu yapan başarılı bir arkadaşım. Ve yani tezviratlar hep olur. Bu tezviratlar hep yapılacaktır. Hep de gerçekleşir. Bizden önceki hükümetlerde de bizden önceki ha ya bir zoka yutturabilir miyiz diye bakarlar. Bakılacaktır da. Yani biz de o zoka yutmamamız lazım. Ya bu kadar işlerle uğraşan adamlar bir de bunlarla meşgul olursa yanlış olur. Çok bir de onlara vakit ayırsak diyorsunuz. Bir de Berat Bey'le ortak özelliğimiz biz ikimiz de Trabzonluyuz. Aynı deredeniz yani. Derenin farklı taraflarından diyorsunuz. Başka dereler var. Ha. Biz aynı deredeyiz. Peki. Bunu sormazsam beni topa tutar seyirciler. Çok kısa cevaplar rica edeceğim. Seçim öncesi af var mı? Yani bu konuda böyle bir düşünce şu anda gündemimizde yok. Peki. Jandarma, sahil güvenlik, emniyette çalışan 3500 memurun sosyal hakları iyileştirilecek mi? Jandarma uzman arkadaşlarının özlük hakları da buna dahil. Yani bu konuda arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Ama şunu ifade edeyim. Geçen gün polisimizle ilgili hemşirelerimizle ve din adamları. Aynı zamanda din adamları ve aynı zamanda öğretmenlerimizle ilgili yapılan düzenleme. Polisimiz çok uzun zamandan beri 3600'ü istiyordu. Ve şunu söyleyeyim. Buradaki kendi kıyaslamalarında şöyle konuşuyorlar. Diyorlar ki ya burada assubay alıyor bunu. Ben alamıyorum. Yani niye bir başka meslek grubuyla polisimizi sürekli bir rekabet içerisinde bulunduruyoruz. Bunun emekliliğine ait bir durum. Ve bu emekliliğine ait durumdan da polisimiz çok memnun oldu. Burada genel bir kural olarak şunu söylemek lazım. Türkiye geliştikçe, Türkiye zenginleştikçe burada çalışanların ve tüm milletimizin hayat standartını yükseltiyoruz zaten. Bizim bu paralar ne olacak yani? Biz altyapı yatırımlarımızı önemli ölçüde bitiriyoruz. Büyük projelerimizi önemli ölçüde bitiriyoruz. Kendi kendimize kaynaklarımızla yeter hale geliyoruz. Ve sürekli olarak vergi gelirleri artan, sürekli olarak turizm gelirleri artan, ekonomik gelirleri artan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Ve bu arka burada önemli olan bu istikrarı muhafaza etmektir. Ve bu güveni muhafaza etmek. Yani bu trendi muhafaza. Anlaşıldı. Bu trendten herkes istifade eder Türkiye. Bu sınıflar, ediyor da. Bu sınıflar işte. Etmiyor değil yani. 2 milyon lira, 1 milyon artı 1 milyon emeklilere verildi. Doğru mu? Yani bu trendden herkes istifade ediyor. Türkiye bir yükseldi, asgari ücreti 900 liradan 1600 liraya yükseltildi. Doğru mu? Ben Çalışma Bakanıydım. Ve bundan asgari geçim seviyesi yükselerek Türkiye istifade etti. Sadece asgari ücretler istifade etmedi. Türkiye'deki diğer ücretler de kendini bir şekilde yukarı çıkardılar. Bu sözünü ettiğim sınıflar için çalışma var dediniz, doğru anladım değil mi? Yani özellikle bu uzman çavuşlarla ilgili bir değerlendirme yapılıyor. Anladım. Arkadaşlarımız yapıyorlar. Acaba bunun maliyetindedir, ne olabilir, eksikler nelerdir, bir eksiğimiz mi var bizim burada? Böyle bir değerlendirme yapılıyor. Ama elbette ki bütün bunlarla ilgili genel ilkemizi ifade ettim. Yani Türkiye'nin standardı, gelirleri yükseldikçe buradaki problemlerin hepsi ortadan kalkıyor. Kısa bir soru daha, kısa bir cevap lütfen. Uzman çavuşlara kadro verilecek mi? Pardon, jandarma teşkilatına kadro açılacak mı? Jandarma teşkilatı şöyle, 2021 yılına kadar biz jandarmayı profesyonel hale getireceğiz. Yani yaklaşık her yıl 25-30 bin civarında talebimize ve ihtiyacımıza göre jandarma alacağız. Jandarma içerisinde hani şu anda yükümlü dediğimiz askere gidenler var ya, bunlar kalmayacaklar. Peki. Jandarma tamamen polis gibi bir profesyonel, tamamen bir profesyonel bir teşkilat haline gelecek. Bir şey daha söyleyeyim. O da hoşunuza gidecek bir projedir. Biz koruculardan jandarma yapıyoruz şu anda. Şu anda yaklaşık 1700 tanesini yaptık. 2500'ü hazırladık. 5000 korucuyu uzman çavuş yapıyoruz. Ve bunlara subaylık yolu açıyoruz. Yani İlginç. Bakın. Alandaki tecrübesini buraya taşıyacaksınız. Tabii alandaki tecrübesini ve özellikle bir avantajı daha var tabii. O sürekli doğu ve güneydoğuda duracak. Ve biz korucularla ilgili de çok önemli adımlar attık. Bir kere isimlerini değiştirdik, güvenlik korucusu. Bir kere Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili onlara Sosyal Güvenlik Kurumu'nu sağladık. Onun dışında birçok operasyon ücretlerinden ve şu anda korucular Doğu ve Güneydoğu'da yüksek bir itibarla en son Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Maaşlarını da, yani güvenlik korucusu dediğiniz %100 bu işi yapan, sabahtan akşama kadar
bu işin içerisinde bulunan kişi değil. Bazen kendi işini yapan. Bazen de yani sabah 9 akşam 5 bir mesai değil güvenlik koruculuğu. Bunu yapanlar ve operasyona çıkanlar zaten günlük operasyon tazminatları alıyorlar. Ve iyi operasyon tazminatları alıyorlar ve çok başarılılar da yani. Peki. İnanıyorum ki bütün bu sistem çok Türkiye'nin kendi planlamalarına uygun profesyonel bir hale gelecek. Şu veya bu nedenle işte atanamayan polislerin durumu. Bunlar için genel cevap rica edebilir miyiz? Şu okuldan mezun olduk. İşte 15 Temmuz operasyonu oldu. Biz aslında temiz çıktık ama atanamadık. Şimdi bu kardeşlerimize de şunu söylemek istiyorum. Tabii burada yeniden biz bir bakış yaptık. Acaba ne yapmalıyız diye. Aha. Ve burada o 15 Temmuz öncesi de oldu. 15 Temmuz sonrası da oldu. Ya bizi bağışlasınlar. Polislik yani çok önemli bir meslek. Ve bir güvenlik teşkilatı mensubu. Ve burada bu tespitleri ve tercihleri yaparken biz çok dikkatli olmalıyız. Kendi adımıza değil. Yani Karlov cinayetini hep beraber yaşadık. Ben çok sarsılmıştım orada. İlk İçişleri Bakanı olduğum dönemde. Evet. Bana hoş geldin dediler. Tamam mı? Yani Veys Bey o da bir polisti. Doğru mu? Yani biz çok dikkatli olmalıyız. Yani kimse yanlış anlamasın. Tamam. Yani bir başka meslek grubu değil ama hasreten polislik tabii, için. Bu meseleye yani bu meseleye lütfen böyle baksınlar. Ya ben istirham ediyorum. Ya biz çok inceleyip çok sık dokuyoruz. Ve ya şu popülizmi yapmayayım yani. Ya işte bakıyoruz, ediyoruz. Anladım. Baktık biz buna. Ne yapalım diye baktık. Eğer haksızlık yaptığımız varsa bu hakkı onlara kullandırmak için de gayret sarf ettik aslında. Ama en nihayetinde yani polisliğin dışında başka bir meslek de var ya. Yani o mesleği yapabilirsiniz. Yani bizim onu oradan sarf-ı nazar ettirmemiz esas itibariyle şunu söyleyeyim ki onun hayatını bir noktaya itmek falan değildir. Böyle bir kastımız da yok. Bunların bir bölümü benden önce yapıldı zaten. Ama tekrar değerlendirdik biz bunları. Bu tekrar değerlendirmede en nihayetinde böyle bir sonuca ulaştık biz. Sayın Bakan çok teşekkür ederim. Ya çok keyifliydi benim ben için. Ben teşekkür ederim. Sorularımıza cevap aldık ve uzun bir zaman sonra Habertürk tercih ettin sizin. Televizyon yayında çok teşekkür ederiz. Çok 24 teşekkür Haziran seçimlerinin başarılar dileriz. Ayağınıza sağlık efendim. Sayın Cumhurbaşkanı yayınımızda bana sistemkarsınız. Bu sorular niye sorulmadı? Atanamayan öğretmenler, polisler, polisleri jandarmayı Sayın İçişleri Bakanlığı'na, atanamayan öğretmenler Maliye Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na veya muhtelif sorularınız var. Milli Savunma Bakanlığı'na sorulacak sorular. Bu konudaki sistemlerinizi anlayışla karşılamakla beraber her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak yerine ilgili bakanlıklara sormayı tercih ettiğim için bu zamanı bekledim. Umarım tatminkar cevaplar olmuştur. Ben sordum, Sayın Bakan söyledi. Cevapla değerlendirme sizlere ait. Ekip arkadaşlarımdan Eren Eğilmez ve Kübra Apar. İlk yayın günleri bugündü. 22'de başlayacaklardı ama yarım saatlerini ısırdık. Sizler de onları bekleyen sevgili seyircilerimizden de özür dileriz. Eren'le ve Kübra'nın da anlayışına sığınırız. Yeni bir programa imza atacaklar. Şimdiden başarılar. Gerçek fikri neyi sorgulayacaklar? Önemli konukları var. Sayın İbrahim Kaboğlu ve Sayın Mustafa Şentop'u birazdan ekranlarınızda izleyebilirsiniz. Kübra ve Eren'le beraber onlara da hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Bir başka programda bakalım nerede görüşeceğiz. Hoşçakalın efendim. Yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Söndürmeyi çok iyi bilirsiniz. Gelin bir başka türlü karar verin. Bu kişi gelin, yakarız!